Bizleri sizlerle bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun ve onun Habibi Edibi Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sonsuz salat selam olsun. Efendim İrfan Mektebi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim İrfan Mektebi'nde bugün hayatımızın belki de her anında olan bir kelimeyi ve o kelimenin mahiyetini konuşacağız. Neyden bahsediyoruz? Besmele'den. Bismillahirrahmanirrahim sırrından bahsedeceğiz bugün. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin birinci söz risalesinde telif etmiş olduğu şekliyle Besmele'nin mahiyetini, bir Müslümanın Besmele dediğimizde zihninde oluşması gereken tabloyu konuşmaya gayret edeceğiz. Çok kıymetli bir misafirimle birlikte. Hayrat Vakfı İstanbul Başakşehir temsilcisi Şevki Altunsoy hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa getiriniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi gerçekten hepimiz hayatımızın her safhasında, küçüklükten büyüdüğümüz ana, vefat ettiğimiz ana kadar yani her noktada Besmele'yi istimal ediyoruz, ettiriyoruz, edildiğine şahitlik ediyoruz. Ama bir parça onun manasını, derinliğini, Besmele'deki o arka plandaki o derin manayı tefekkür etmekten bazen gaflet edebiliyoruz. Allah affetsin. Bugün bir parça bunu açmaya gayret edelim arzu ediyorum ben hocam. Besmele'nin sırları dediğimizde ve özellikle de ehemmiyetinin nereden geldiği noktasında bir girizgah yapacak olursak nasıl başlarız? Evet. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi Besmele adeta bütün müminlerin, Müslümanların birer şiarı, bir alameti, farikası haline gelmiş olan bir kelime. Hı hı. Dolayısıyla Besmele, Kur'an-ı Azimüşşan'da her surenin başında zikredilen ve ayrıca Nem suresinde de ayet-i kerime içerisinde geçen, yani 114 yerde bir tane surede Besmele ile başlamıyor ama diğer bütün surelerin hepsi de Besmele ile başlıyor. Yani Rabbimiz kendi kelamını, kendi bize efendim tebliğ etmiş olduğu Kur'an-ı Azimüşşan'ın her bir suresine bu kelimeyle başlıyor. Besmele ile başlıyor ve Besmele mana olarak, kelime manası olarak Allah'ın adıyla veya Bismillahirrahmanirrahim şeklinde alacak olursak Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ifade ediliyor. Malumunuz Nem suresinde Rabbimiz orada Süleyman aleyhisselam Belkıs'a bir Sebe melikesi olan Belkıs'a bir mektup gönderiyor. Ve bu mektubun başlangıcında Süleyman aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan bir ifadeyle ona hitap ettiğini görünce Belkıs kendi ileri gelen alim etrafındaki alimleri toplayarak bana çok mühim bir mektup yani geldi ve mühim birisinden bir mektup geldi. Yani mektubun Besmele ile başlıyor olması, Bismillah ile başlıyor olması, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyerek başlaması bu mektubun kıymet ve ehemmiyetini onun nazarında artırıyor. Ve dolayısıyla eğer diyor bu kişi gerçekten Rahman ve Rahim olan Allah adına hareket eden birisi ise biz onu çeşitli hediyelerle taltif edelim ve dolayısıyla onun gerçekten Rahman adına mı hareket ediyor olduğunu da sınayalım şeklinde bir mukabelesi oluyor. Şimdi buradan yola çıkarak Bismillah adeta her bir mümin için, her bir Müslüman için her işimizde yani küçük büyük demeden her işimizde başlangıcın adeta Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu ifade etme sadedinde, Cenab-ı Hakk'ın ancak istemesiyle, dilemesiyle biz o işi yapabiliyor olduğumuzu ilan etmek sadedinde bir ifadeyi merandır. Dolayısıyla her işimizde, her fiilimizde, her amelimizde, her hareketimizde Bismillah'ı o işin başında zikretmek, bizim o işi gerçekten Rahman olan, Rahim olan Allah'ın adına yaptığımızı ve Allah'ın adıyla, Allah'ın izniyle yaptığımızı ifade etmektir ki bu olması gereken en doğru, en fıtri bir haldir. Malumunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani Besmele-i Şerif ile alakalı birçok hadisler ifade etmiş ve Besmele ile başlanmayan işlerin bereketsiz olduğunu, güdük olduğunu, noksan olduğunu ifade etmişler. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Besmele-i Şerif'in zikredilmeden
herhangi bir işe başlanılması veya bir insanın işte efendim hanesine girmesi, bir insanın bir sofraya oturması ve hakeza bunun gibi bu tarz işlerde mutlaka ama mutlaka şeytanın o işe şerik olacağını ifade ediyor. Yani Rabbimizin ismi zikredilmeden, onun ismi anılmadan, o yapılan işin ona ait olduğunu veya onun rızasını kazanmak niyetiyle yapılıyor olduğunu ifade eder sadedinde efendim o kelamın, besmelenin zikredilmeden yapıldığı işlerde şeytanın o işe şerik olacağını, ortak olacağını ifade ediyor. Yine fıkıh alimlerimiz besmele-i şerif ile başlanması gereken işlerde, yani besmelenin unutulmasında tekraren o besmele hatırlandığında, yani besmelenin Bismillah demenin hatırlandığında onu tekrar ederek veya o unutmayı telafi sadedinde, işte mesela diyelim ki sofrada unutulduğunda Bismillahi evveli vel ahiri gibi, yani evveline de ahirende de Bismillah demek suretiyle telafisine gitmişler. Bir diğer taraftan özellikle yani gayrı meşru olan, haram olan, Cenab-ı Hakk'ın nehyetmiş olduğu işleri yapmak noktasında da eğer ki bir insan gaflet etmek suretiyle veya başka bir şekilde besmeleyi çekerse bununla bir günahkarlık alameti olduğunu ifade etmişler ki o da şuradan geliyor. Cenab-ı Hak yasaklamış olduğu hiçbir işi onaylamıyor, tasdik etmiyor. Yani dolayısıyla sadece hayır murad edilen, iyilik murad edilen ve neticesinde mutlaka ama mutlaka insanların hem kendi şahsı itibariyle hem de diğer müminlere faydası dokunacak olan işler ancak Allah'ın rızası için yapılan işlerdir. Ve ancak ve ancak bunlar Rabbimizin dilediği, Rabbimizin arzu ettiği işlerdir. Dolayısıyla bir insan, bir Müslüman bu tarz hayır işlerini, bu tarz efendim yapılması müstahap olan, güzel olan işlere başlarken bunu Allah'ın dilediğini, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir güzelliği arzu ettiğini ifade eder sadette, ben bu işi Rabbimin verdiği güç ve kuvvet ile yapıyorum. Rabbimin bana vermiş olduğu izinle, Rabbimin bana vermiş olduğu müsaade ile yapıyorum noktasında bunu ne yapıyor? Bu şekilde ifade ediyor. Şimdi malumunuz Bismillahirrahmanirrahim bir taraftan İslamiyetin ve Müslümanın bir şiarıdır. Ona ait olan bir alameti farikadır ve İslamiyetin de alametidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam efendim Taif'e, oradaki insanları irşad etmek üzere gittiği zaman tabi oradan bed bir muameleyle, kötü bir muameleyle orayı terk etmek zorunda kalıyor. Ve hemen oradan çıktıktan sonra Mekke'de, Mekkelilere ait olan bir bahçeye sığınıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve orada bir ağacın gölgesinde istirahat ederken o esnada o bahçenin sahipleri olan kişiler yanlarında çalışan bir hizmetkarlarını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a elinde bir tabak üzümle gönderiyorlar. Addas ismindeki bu zat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek o üzümleri ikram ettiği zaman Peygamber Efendimiz Bismillah diyerek o üzümlerden yemeye başlayınca Addas bir anda irkiliyor. Diyor ki sen kimsin? Yani bu sözü nereden öğrendin? Veya bu sözü nereden biliyorsun şeklinde ifade ettiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam senin memleketin neresidir diyerekten ona karşılık veriyor. Ve daha sonra o Ninevalı olduğunu ifade edince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demek ki sen kardeşim Yunus'un memleketindensin dediği zaman bu defa Addas da diyor ki siz Yunus peygamberi nereden biliyorsunuz ki? Onunla alakalı bana bu şekilde ifade ediyorsunuz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o benim kardeşimdir şeklinde ona karşılık verdiği zaman Addas orada tabii ki şahadet getiriyor, Müslüman oluyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam adeta o hadiseyle gönlü ferahlıyor. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a karşı hürmet ve saygısındaki farklılığı kendisinin yani yanında çalışan ona onun ücretini ödeyen kişiler fark ettikleri zaman neden sen o kişiye bu kadar çok iltifatta bulundun diyerek ona biraz şey yapıyorlar. Ama Addas da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zatını ifade ederek o yeryüzünde buradaki insanlardan
insanların en şereflisidir ve en hayırlısıdır. Ondan dolayı ben ona öyle hürmet ediyorum. O bir peygamberdir şeklinde onu bu şekilde Peygamber Efendimiz tarif ediyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani orada hizmetkar olan Addas'ta ki o efendim diyaloğun başlamasına sebep olan olay ne? Bismillah'la başlaması. Hı. Yani Allah'ın adıyla, Cenab-ı Hakk'ın adıyla o işe başlaması. Kendisine ikram edilen o nimeti Allah'ın kendisine ikram etmiş olduğu bir nimet olduğunu ifade etmek sadedinde Bismillah diyerek başlamasıyla bu diyalog başlıyor. Ve Addas o zatın, karşısındaki zatın gerçekten hayır ve hayırlı bir insan olduğunu, bereketli bir insan olduğunu ve daha sonra da kendisinin peygamber olduğuna ne yapıyor? Kanaat getiriyor. İşte bu açıdan baktığımız zaman Bismillah İslamiyet'in bir alametidir ve doğrudan doğruya karşımızdaki her insana bizim Rabbimizle, Halikimizle ve bizim Müslüman olduğumuza bir nedir? Alamettir. Rabbimize başında olduğu için zaten evet. Direkt o bir tarafı safı belli ediyor direkt. Belli ediyor. Kim olduğum, ne evet. olduğum, mahiyetim ne olduğu açıkça belirtmeyle ortaya çıkmış. Evet, yani bu işi kimin namına yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Kimin namına bu işi yapıyoruz? Bunu ifade etmek sadedinde bir nedir? O andaki fiiliyatımızın gidişatını ve fiiliyatımızın tabiri caizse niyetini ifade eden bir kelimedir. Yani biz orada niçin bulunuyoruz? Bismillah'la başlamış isek bir işe demek ki biz orada Allah namına, Allah'ın adına, Allah'ın razı olduğu işleri yapmak üzere orada bulunuyoruz manasını ifade etmektedir. Evet. Evet, sağ Allah razı olsun hocam. Şimdi hocam tabii başında dedik ya Feyzun Hazretleri'nin birinci söz Risalesi ekserinde bunu bir parça ele alacağız Besmele'yi. Evet. Şimdi orada geçen bir ifade olarak yani Besmele'nin tüm yaratılmış mahlukatın zikri olması hususunu evet. anlamalıyız. Nasıl anlaşılır bu? Evet. Şimdi orada malumunuz Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle bir de zebanıdır diyor. Bu lisan hal kısmını ayrıca konuşacağız evet, ama öncelikle evet. bütün yaratılmış mahlukatın şimdi, zikri olması kısmını konuşalım. Hal, baştan şimdi ifade ettiğimiz, az önce ifade ettiğimiz izahlarda dedik ki, yani biz yapmış olduğumuz her bir fiili ancak ve ancak Rabbimizin izni dairesinde yapabiliriz ve onun iradesi, onun kudretiyle o işi ne yapabiliriz? Vücuda getirebiliriz. Yoksa bizim sadece bize düşen vazife nedir? O işi tercih etmek. Yani o işin hayır veya Allah muhafaza şer olma noktasında bir tercih bize düşmüş. Biz bu tercihi yaptıktan sonra bu tercihin neticesinde ortaya çıkacak olan bütün işler Rabbimizin kudretine, Rabbimizin iradesine bakıyor. Dolayısıyla eğer biz bir işte Rabbimizin murad ettiği, Rabbimizin razı olduğu istikamette bir işi tayin edersek işte orada Bismillah demek suretiyle o işi doğrudan doğruya Rabbimiz adına yaptığımızı ifade ediyoruz. Peki biz bunu böyle şuurlu bir şekilde yaparken etrafımızdaki diğer mahlukat ve mevcudat yani yaratılmış olan bütün varlıklar, hayvanat, nebatat, belki camidat dahi ne yapıyorlar? Onlar da kendilerine düşen vazifeleri bir hakkın yerine getiriyorlar değil mi? Ve bu vazifelerini yerine getirme esnasında o kadar muntazam, o kadar mükemmel, o kadar efendim mükemmel manada icraatlar ve fiiller ortaya koyuyorlar ki adeta onların kendi kuvvetlerinin, kudretlerinin yani üstünde bir faaliyeti, bir icraatı ne yapıyoruz? Ortada görüyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz inşallah. Hocam aradan önce bayağı meseleleri konuşmuştuk. Lisan-ı hali, bütün mahlukatın, besmelenin, bütün mahlukatın bir zikri olması hususunu konuşmuştuk. Şimdi hocam bu biraz daha farklı belki. Besmeleyle hareket etmek insan olarak bize ne kazandırır? Evet. Onunla hareket etmek. Bununla hareket ettiğimiz zaman biz neyi elde etmiş oluyoruz? Etmediğimiz zaman da belki neyi kaybetmiş oluyoruz? Evet. Bunu açıkça ortaya koyalım. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir misali var. Birinci söz dediğimiz bu besmelenin izahını, tefsirini yaptığı yerde. Malumunuz orada şöyle buyurur. İşte iki adam bir seyahate çıkarlar. İşte onlar o seyahatleri esnasında diyor. O iki ademden bir tanesi mütevazıydı ki bir reisin ismini aldı. Yani o çöl gittikleri yolculuk yapacakları o memleketin sahibi olan, orada tasarruf sahibi olan bir reisin ismini aldı.
mağrur olanı, yani kibirli, gururlu, kendisini beğenmiş olanı ise almadı. Alanı her yerde selametle gezdiriyor. Hangi çadıra girse, hangi efendim bugün tabirle otele girse hürmet gördü. Orada taltif gördü, baş köşeye oturttu. O reisin veya başbakanın veya evet, başkan misafiri diyerek taltif gördü. Diğeri ise diyor, her gittiği yerden efendim ne yaptı? Yani bir hırsız muamelesi, bir adeta kaçak muamelesi görmek suretiyle hem rezil hem zelil oldu. Sen necisin burada? Kimin adına hareket ediyorsun? Evet. Ne yapıyorsun yani muamelerle? Yani ben bu misali yani özellikle buradan işte diyelim ki biz bir memlekete gidecek olsak, yani Türkiye dışındaki bir memlekete gidecek olsak ne gerekiyor? Yani o memlekete giderken meşru olanı bizim pasaportumuzu almak suretiyle, yani resmi makamlar aracılığı ile o devletin himayesine girdiğimizi belirten bir emareyi elimize almamız lazım. Eğer biz bu resmi başvuruyu yapmasak, ki zaten bugün işte malumunuz yani kaçak, efendim göçmen vesaire gibi bu tarzda mülteci gibi ifadeler kullanılıyor. Yani bu yollarla, yani gayrimeşru yollarla o memlekete giren iki insan arasındaki duruma benzetiyorum. Şimdi pasaportuyla giren bir insanımız orada ne yapacaktır? Oraya girdiği zaman o pasaportun yani sağlamış olduğu bütün imkanlar, bütün kolaylıkları kullanacaktır. Yani ne demektir o pasaport? Ben bu memleketin efendim idaresini, bu memleketin her türlü kanununu kabul ediyorum. Ve dolayısıyla bu memleketin reisinin himayesini de kabul ediyorum. Bu anlamda ne yapacak? Her girdiği yerde emniyetle gezecek. Ama diğer türlü kaçak yollardan oraya girmiş olan kişi ise diyor ne yapacaktır? Elbette başına bir olay gelse, mesela birileri malını gasp etse, canına kast etse, yani bir emniyet mensubuna bile ne yapamaz? Müracaat edemez. Çünkü ilk başta kendisi kaçak durumunda. Yani öyle bir müracaatı yapmaya cesareti bile ne yapamaz? Olamaz. Hakkı da yok zaten. Hı hı. Çünkü o memleketin himayesini ne yapmamış? Kabul etmemiş. İşte Bismillah ile hareket eden müminler, insanlar ile Allah'ın adını anmadan Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket tarzından uzak yaşayanlar, şu dünya misafirhanesine girdiğimiz andan itibaren, yani akıl bali dediğimiz mükellefiyet yaşından itibaren ne yapmamız gerekiyor? Bu alemin, bu dünya tabiri caizse memleketinin sahibi hakikisi olan Rabbimizin iznini, pasaportunu almamız lazım. O da nedir? Evet, onun Rablığını, onun ilahlığını kabul etmek, onun rububiyetini kabul etmek, onun o kainattaki hakimiyetinin dairesi içerisine girmek. Eğer bu dairenin içerisine girersek, işte Kur'an'da bize ifade edildiği gibi nasıl ki mesela Yunus Aleyhisselam ne yapıyor? Bir seyahati esnasında denize ve denize atılıyor. Daha sonra oradan bir balığın karnına giriyor ve orada Cenab-ı Hakk'a dua ediyor, iltica ediyor. Yani ya Rabbi ben elbette ki gaflet edip kendi nefsine zulmedenlerden oldum. Yani senin iznin olmadan, müsaaden olmadan bir iş yaptım. Bundan dolayı da pişmanım. Şimdi onun adeta hayatının son bulmasını iktiza eden şartlar içerisinde Yunus Aleyhisselam ne yapıyor? Sahili selamete çıkıyor. Neyle sahili selamete çıkıyor? Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ı her yerde hazır ve nazır olduğunu kabul etmek ile, her yerde tasarruf sahibi olduğunu ifade etmek ile ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a o ilticası neticesinde kurtuluyor. İşte eğer insan besmele ile hareket etmeyi kendisine şiar edinirse, alışkanlık haline getirirse, her an kendisi üzerinde ve içinde bulunduğu alem üzerinde her yerde mutasarrufu ezelinin Allah olduğunu, Cenab-ı Hak olduğunu hem kendisine hem de karşısındaki kişilere ne yapacaktır? İhsas edecektir, hatırlatacaktır. Bu hatırlatma o kişiye yani manen neyi sağlar? Onun bütün olaylar ve hadiseler karşısındaki mukavemetini kuvvetlendirir. Yani her an Cenab-ı Hakk'ın izniyle, Cenab-ı Hakk'ın adıyla hareket ettiğini düşünen ve bilen birisi, bütün alemin de ancak ve ancak onun adına hareket ettiğini bilmek suretiyle her şeyin kendi o Rabbisine musahhar kılınmış ve dolayısıyla
o Rabbisine iltica eden ve sığınanlara da musahhar kılınmış olduğunu ne yapar? İdrak eder. Aynen pasaportuyla işte kendi memleketinden başka bir memlekete giden o şahıs gibi orada rahatla gezer ve herhangi bir hadiseden de ne yapmaz? Endişe etmez. Çünkü bilir ki o elindeki o pasaportu ona ne yapacaktır? Her türlü himayeyi, hakkı sağlayacaktır. Ama diğer türlü kaçak yollardan oraya, o memlekete giren kişi ise başta bırakın kendisine karşı yapılan haksızlıkları, zulmü birilerine şikayet etmeyi, bir emniyet gücüne o durumu anlatmayı, kendisi başta ne yapacaktır? Köşe bucak kaçacaktır. İşte Cenab-ı Hakk'ın ismini, Cenab-ı Hakk'ın efendim adını anarak hareket eden, besmele ile hareket eden kişi rahatı kalp ile bu dünya alemini, bu dünya misafirhanesini gezerken, ondan istifade ederken, onu istimal etmeyen, ondan tam manasıyla istifade etmeyen ne yapacak? Her türlü ruhi, kalbi ve akli manadaki bunalımlara, sıkıntılara giriftar olmak suretiyle bunlardan kaçmak için Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle ne yapacaktır? Ya sarhoşluğa, ya eğlenceye veya yani bir manada o hislerini bastırmak için kendisini sürekli bir şeylerle meşgul edecek. Bugün baktığımızda gerçekten yani müminler gerçek manada her halini, her durumunu, her hareketini o Bismillah üzere bina etmiş olanlar ve Bismillah'la hareket eden müminlere baktığımızda onun manasıyla evet manası ve aynı zamanda Bismillah'ı da gerçekten kendisine virt edilmiş olan insanlarımıza baktığımız zaman tabii ki bunun iktiza etmiş olduğu işte namazı kılmak ve diğer İslamiyet'in gerektirdiği farz durumları yerine getirmek kaydı ile bu kişilerdeki huzur ve saadeti başka bir toplulukta veya başka bir insanda bulmamız mümkün değil. Yani gerçek manada zahirde çok huzurlu gibi görünse bile onun iç alemine girdiğimizde, iç dünyasına girdiğimizde o huzurun, o saadetin olmadığını mutlaka görürüz. Evet, yani bu manada Bismillah'la hareket etmek kişiye ne yapar? O emniyeti kazandırır. Kainatın sahibi olan Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu ve kendisi de Allah namına, Allah adına hareket eden birisi olduğu için her şeyinde Allah namına hareket ettiği düşüncesini ona kazandırmak suretiyle onu rahat ve huzura sevk eder. Misal. Çok güzeldi hocam gerçekten. Biz bir yolculuk yapacağımız esnada seyahat ettiğimiz noktada gerçekten hani önemli bir zatın veya kişinin himayesi altında yaptığımız her türlü yolculuk ve seyahat, bazen yurt dışına gidiyoruz. Evet. Devletimiz adına gittiğimiz zaman başka, şahsımız adına gittiğimiz zaman başka oluyor. Karşılamadan tutun kaldığımız mekanlara kadar yani. Evet. İnsan da şu kâhı içerisinde bir yolcu, sürekli bir şeylerle muhatap, sürekli bir yerlerde sığınmak durumunda kalıyor. Ama Rabbinin adıyla yaptığında bütün kainattaki mahlukat, bütün kainattaki her şey ona emrine musahhar kılınmış oluyor. Evet. Gerçekten çok güzeldi bu. Son olarak hocam, besmelenin elbette ki şükürle bir rabıtası var, alakası var. Yani besmele ile şükür bağlantısını konuşacak olursak nasıl bir bağ var arada, evet, rabıta var? Buradan devam edelim, evet, ve bitirelim. Yine birinci sözün ahirinde Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir sual buyuruyorlar. Diyorlar ki tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan, gerçek manada bu nimetlerin hakiki sahibi olan Allah bizden ne fiyat istiyor? Yani düşünün, pazara gidiyorsunuz. Pazarda bir sürü tezgahlar var. O tezgahlarda sergilenen envai çeşit nimetler var. Veya bir markete girdiğiniz zaman veya onlarda efendim göz alabildiğine nimetlerle karşı karşıyayız değil mi? Yani nihayetinde baktığımızda o marketçi veya oradaki çalışanların dışında o bize sunulmuş olan nimetlerin arkasında başka bir sahip görmüyoruz. Fakat nimetlerin kendilerine baktığımız zaman, nimetlerin mahiyetlerine baktığımız zaman, hususen o efendim bir manavda, bir pazardaki, o tezgahtaki meyvelerin, sebzelerin ve hakeza diğer hani ne diyelim doğal dediğimiz doğrudan bizim yani topraktan aldığımız nimetlerin mahiyetlerine baktığımız zaman şimdi o tezgahlarda duran insanlar da aynen bizim gibi her cihette o nimetlere ulaşmak noktasında bizim kadar aciz, bizim kadar fakir, bizim kadar zayıf. Yani o nimetler vücuda gelmeleri noktasında bizden o kadar uzaklar ki, yani şu anlamda söylüyorum, o nimetlerin hiçbirisini bizim vücuda getirmemiz mümkün değil.
Kaldı ki sohbetimizin başında ifade ettiğimiz gibi o nimetlerin zahiri sebebi gibi gözüken işte o ağaçların veya bitkilerin de o meyvelerin, o nimetlerin sahibi olmadığını zaten baştan ifade etmiştik. Onlar olmadıkları gibi biz o tezgahların başında duran biz insanlar da o nimetlerin hakiki sahipleri değiliz. Yani biz bunu lisan-ı halimizle zaten ifade ediyoruz. Çünkü neden? Bakıyorsunuz oradaki o nimetler o kadar mükemmel, o kadar harika sanatlar, o kadar harika kimyevi icraatları gerektiriyor ki, o kadar hassas dengeleri gerektiriyor ki adeta oradaki bir tek meyveyi vücuda getirebilmek bütün bir aleme tasarruf etmeyi iktiza ediyor. Hı hı. Efendim en küçüğünden en büyüğüne o bir tek meyvenin, yani bırakın tadını, efendim bırakın şeklini, bırakın diğer herhangi bir ona ait olan özelliği, ondaki yani bize hususi olarak sunulmuş olma, bizim ihtiyacımızı gidermek noktasında ondaki o bütün özelliklerin ona verilmiş olması, güneş sisteminden galaksilere kadar ve bu içinde bulunduğumuz şu alemin geçmişinden geleceğine, yani başlangıcından sonuna kadar her şeyine hükmetmeyi gerektiriyor. Her şeyine sahip olmayı gerektiriyor. Yani bütün bu icraatları yapabilmek için bütün aleme, bütün her şeye sahip olmak lazım. Bakıyoruz o tezgahtakilerin hiçbirisi böyle bir özelliğe sahip değiller. Onlar da az önce ifade ettiğimiz gibi bizler kadar aciz ve fakirler. Peki o halde o tablacı hükmünde olan insanlar için biz ödediğimiz fiyatlar niçin ödüyoruz? Onların o nimetlerin bize ulaşmasındaki tasarruflarının bir karşılığı olarak, değil mi? Yani ne yapıyor o insanlarımız? Tarladan o mahsulü kaldırıyorlar. İşte nakliye vasıtasıyla pazara kadar getirip bizim önümüze sunuyorlar. Hı. Biz de onların o küçük katkılarına karşılık, tabiri caizse yani kargoculuk vazifesine karşılık bir ücret ödüyoruz. Ama kargonun içerisinde bize göndermiş olan o hediyeyi rahmani, yani bize sunulmuş olan o hediyenin gerçek hakiki sahibi elbette ki o kargocu veya o tablacı değil. Ya gelen hediye mi çok kıymetlidir yoksa kargo hizmeti mi olabilir çok kıymetlidir? Evet yani. Asıl kıymetlidir. Oradaki o yapılan kargo hizmeti, bize sunulmuş olan kargo hizmeti o nimetin yani vücut bulmasının hakiki sebebi değil. Değil mi? Dolayısıyla şimdi biz ne yapacağız? O tablacının arkasında bize o nimeti gerçekte ihsan eden, ikram eden zata bakacağız. İşte o Rabbimizin, Halikimizin bize ihsan olan o nimetlerin gerçek hakiki manadaki şükrünün kapısını Bismillah açıyor. Yani Bismillah dediğimiz anda, o nimetin bize Cenab-ı Hak'tan geldiğini ifade ettiğimiz andan itibaren artık biz o nimetin karşılığının verilmesi gerektiğine, yani kime? Rabbimize veya gerçek hakiki sahibine onun karşılığının verilmesi gerektiğine ne yapıyoruz? Aslında bir kapı açıyoruz. Ve dolayısıyla ona şükretmeye, hamd etmeye kendimizi mecbur hissediyoruz. Bismillah'la başladığımız her türlü istifadenin sonunda bunun doğrudan doğruya bize Rabbimizin bir iltifatı, bir ikramı, bir hediye-i şahanesi olduğunu düşünmek suretiyle hemen arkasından ona şükretmeyi, ona teşekkür etmeyi ne yapıyor? Bu durum iktiza ediyor. Ve yine bu iki durum arasında, yani besmele ile başladık. Nihayetinde şükrünü yani ifade etmek sadedinde elhamdülillah ya dedik. Bu iki ifade arasında da bu kıymetli, harika-i sanat olan, yani az önceki tefekkür etmeye çalıştığımız manaları da düşünmek suretiyle o adeta sofrayı nimet olan, bize sunulmuş olan o sofradaki bütün nimetler manevi olarak da bize ne yapıyor? Lezzet kazandırıyor. Yani bizim ruhen, kalben de doymamıza vesile oluyor. Neden? Çünkü biz o nimetlerin gerçek sahibinin, hakiki sahibinin Cenab-ı Hak olduğunu düşünmek ile, fikretmek ile kendimizi zahiri sebeplere minnet etmekten kurtarıyoruz. Çok doğru hocam. Şimdi yani, Yüzyıl Hazretleri şükürle alakalı bahiste, yani gerçek bir şükrün şartının 3 olduğunu söylüyor bize. Öncelikle
nimetin kıymetini takdir etmek. Bu nimetin ne kadar ehemmiyetli olduğunu, evet. bu nimetin ne kadar güzel bir şey olduğunu o kıymet takdir etmek. Şimdi yazın bakıyoruz yaz meyveleri, kışın bakıyoruz kış meyveleri. Cenab-ı Hak ihtiyacı binaen türlü türlü meyvelerini bize ihsan ediyor, gönderiyor. Nimetin kıymetini takdir ettikten sonra o nimete olan ihtiyacımızı hissetmek. Yani bu nimetler olmasaydı, bir an düşünelim yani. Yaz döneminde bu serin meyveler olmasaydı, bu nimetler olmasaydı ne yapacaktık biz? Evet. Kış döneminde o çeşit çeşit başka meyveler olmasaydı, o ikramlar olmasaydı ne yapacaktık? Evet. Ona olan ihtiyacımı hissettim. Ve üçüncü olarak da hani bunların hepsinin belki de mütemmin bir cüzü sadedinde o nimeti vereni, o nimetin verenin Allah olduğunu takdir etmek ve bunu bilmek. Bu üçü yerine geldiği anda gerçek manada bir şükredilmiş oluyor. Ama en nihayetinde o nimeti verenin Allah olduğu bilinmezse, ki bu da işte besmele ile dediniz, siz güzel izah ettiniz, yani besmele ile anlaşılabiliyor. Besmele ile o nimeti verenin Allah olduğuna bir girizgah yapmış oluyoruz ve o nimeti tükettikten sonraki şükrümüzle tam bir bütünleşmiş olmuş oluyor ve gerçek manada şükür bu şekilde herhalde evet. gerçekleşmiş oluyor. Yani şükrün kapısını besmele ile açmış oluyoruz. Hı-hı. Yani o besmeleyi arkada müthiş bir mana var. Evet, yani. Besmele demekle anda, arka planı tamamen istimal ettiğimiz anda çıkartıyor. Önümüzdeki bütün nimetleri Cenab-ı Hakk'a yani doğrudan irtibatlandırmış, Rabbimizin Hı-hı. bize ihsan olduğunu biz ne yapıyoruz? İfade etmiş oluyoruz. Ve hatta yani besmeleyi o sofraya oturduğumuz zaman açıktan söylemek de sünnettir. Yani neden? Çünkü o sofradakilerin de o manada ne yapması, o hatırlatmış oluyoruz. Hatırlaması ve onu söylemesi cihetinde besmeleyi açıktan okumak da bir nevi sünnettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir uygulamasıdır. Kaldı ki işte dediğimiz gibi o besmeleyle başlanılan her işte olduğu gibi o nimetlerden istifadeye de besmeleyle başlamak o nimetlerin gerçek sahibine bizi ne yapar? İntikal ettirir ve oradan da ona şükretmeye bize kapı açar. Onun o nimetlerin gerçek manada gerçek sahibine o nimetlerden dolayı şükretmemizi iktiza eder. Evet, hocam çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Son olarak kapatacağız. Son olarak şöyle bir toparlayalım arzu ederseniz. Evet. Sonra kapatalım. Evet. Dedi ki işte Bismillah yani Besmele Rabbimizle Halikimizle olan irtibatın adeta bir neyi? Anahtarı. Bu bir cebe koyulacak evet, şey yani. Allah'la kulun arasındaki ravtayı sağlayan bir anahtar. Bir anahtar. Dolayısıyla bütün alemdeki bütün yani varlıklar, bütün mevcut mevcudattaki her türlü varlık bizimle beraber Bismillah diyorlar. Çünkü onlar kendilerine ait lisanlarıyla, lisanı hallediğimiz durumlarıyla, vaziyetleriyle, ortaya koymuş oldukları icraatlarıyla Allah'ın birer hizmetkarı, Cenab-ı Hakk'ın birer memuru olduklarını ve bütün bu alemdeki her şeyi adeta Cenab-ı Hakk'ı ilan etmek, göstermek sadedinde onların da birer serzakir olduklarını ne yapmak, yani ne yapıyoruz? O anlamak suretiyle onların da Bismillah dediğini bu şekliyle anlamış oluyoruz. Diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın bu kadar sonsuz ihsan ve ikramına karşı bizim gerçek yani gerçek manada şükretmemize, gerçek manada Cenab-ı Hakk'ın o nimetlerinden dolayı Rabbimize teşekkür etmemize vesile olan anahtar kelimenin besmele olduğunu. Çünkü Bismillah dediğimiz andan itibaren doğrudan doğruya o nimetleri Rabbimize vermek suretiyle Rabbimizin bize birer ihsanı, ikramı olduğunu o anda ihsas etmek suretiyle hem kendimiz hem de etrafımızdakileri hatırlatmak suretiyle ne yapmış oluyoruz? O nimetlere gerçek şükür ve teşekkürün yapılması gereken merciyi hatırlatmış oluyoruz. Yani nimetlerin arkasındaki tablacıları değil, nimetin hakiki ve gerçek sahibi olan Rabbimizi, Halık'ımızı hatırlatmış ve hatırlamış oluyoruz. Bu manada besmeleyi hayatımızın her yerinde, her anında istimal etmeyi ve bilinçli bir şekilde istimal etmeyi kendimize alışkanlık haline getirmemiz lazım. Küçük yaştaki çocuklarımızdan başlayarak evet, bunları ihmal etmeden ne kadar erken alışkanlık kazandırılırsa kesinlikle. O kadar faydası olacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, İrfan Mektebi'nin bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla karşınızda olmak ümidi ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.